görüşü var mıdır, vacip midir? Kendiyle orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kurban düşer? İslami mezhebine göre evde hikaba girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili dostlar. Ankara'dan, Diyanet TV stüdyolarından her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Yuvalarınıza, memleketimize ve bütün Bilad-ı İslam'a huzur diliyoruz Rabbimizden. Yaklaşık bir saat boyunca Diyanet'e Soralım programında aklımıza takılan dini içerikli soruların cevaplarını arayacağız. Sizler de programımıza telefon bağlantısıyla katılabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken cep telefonlarınızdan veya sabit telefonlarınızdan 0312 alan koduyla 294-4-294 nolu telefon numarasını tuşlayarak Diyanet Televizyonu'na ulaşmak. Diyanete soralim@diyanet.gov.tr programımıza ait mail adresi. Hem gün içinde hem de program esnasında aklına takılan soruları bizimle paylaşmak isteyen ve bunu mail üzerinden göndermek isteyen izleyicilerimiz bu adresi kullanabilir. Ve yine sosyal medya üzerinden bağlantı kurmak isteyen, özellikle program içerisinde an be an sorularını bize göndermek ve yayın içerisinde de olabildiğince cevap almak isteyen izleyicilerimiz Facebook ve Instagram üzerinden Diyanete Soralım sayfalarını takip edebilirler. Daha sonrasında da yorum yazmak veya mesaj atmak suretiyle sorularınız bize ulaşacak inşallah. Ben denizde okuma gayretinde olacağım. Bugün çok değerli hocam, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Sayın Zeki Sayar'la birlikteyiz. Sizler adına hocama bir hoş geldiniz diyeyim. Akabinde inşallah yavru vatan Lefkoşa'ya gideceğiz ilk telefonumuz için. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz elhamdülillah. İnşallah. Allah razı olsun hocam. Duacıyız sağlığınıza. Rabbimiz eksikliğinizi göstermesin inşallah. Allah razı olsun. Yüksek müsaadelerinizle ilk telefon bağlantımızı almak üzere. Lefkoşa'dan Hasan Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz Hasan Bey. Merhabalar, selamünaleyküm. Ve aleyküm selam, merhaba. Merhabalar hocam. Sizi severek takip ediyoruz yavru vatan Kıbrıs'tan. Allah razı olsun. Allah razı olsun sizlere bu program için. Bir mukabele, sağ olun. Hocam size iki tane sorum var. Buyurun Hasan Bey. İlk birincisiyle başlayayım inşallah. Hocam şimdi eczaneden uyku problemi sebebiyle doktora bir reçete yazdırdık. Hı hı. Ama ilacı aldığımızda ilacın içerisinde etil alkol bulunduğu yazıyor. Evet. Ve yani etil alkol eşittir parantez içerisinde şu kadar şu kadar gramajda biraya eşittir tarzı bir yazı da mevcut. Hı-hı. Bu ilacı bilmiyorum, çok zaruri olduğunu düşünmüyorum ben. Yani uyku ilaçları da var ama bu ilacı da kullanırsak herhangi bir mesuliyet altına girmiş olur mu? Hay soralım bunu Hasan Bey. İkinci sorum hocam biz vakit namazlarından sonra işte yatsı namazındaysak Emen Rasulü, akşam namazındaysak Haşr Sureti. Hı hı. Onları okuduktan sonra bir de Kur'an tefsiri okuyoruz. Ne güzel. Hani gerekir, hani bazen İmam-ı Rabbani mektubatını, bazen Diyanet İşleri Başkanı'nın tefsir kitabını, hı hı. bazen de yani farklı tefsirlerden göz gezdiriyorsunuz. Evet, hı hı. Farklı tefsirlere göz geziyoruz ama Bu yaptığımızın yanlış hani olduğunu, sadece hani bunun tadiri cazise bir art olduğundan bahsediliyor. Yani bilmiyorum, bu bana çok saçma geliyor ama bu soralım. Çok çevrelerden gelince şüphelendik. Eyvallah. Yani özellikle Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur eserlerini okurken. Hı hı. Yani bu bilmiyorum. Böyle bir şey yapıldığı takdirde bidat mıdır değil midir? Hocamıza soralım Hasan Bey. Dua bekleriz efendim sizden de. Yavru vatana, Lefkoşa'ya selam olsun. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum size. Sağ olun, var olun. Evet hocam, bir ilacın içerisinde etil alkol varsa bunu kullanıp kullanmama noktasında Müslümanın tavrı ne olmalı? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah. İslam dini malum içkiyi haram kılmıştır. Aslında bütün hastalıkların tedavisini aramak da Müslümanın görevleri arasındadır. Yani Cenab-ı Hak, gerçi kardeşimiz uykusuzluk diyor, bana göre o da bir rahatsızlıktır. Tabii. Uyku ne büyük bir nimettir. Böyle bir rahatsızlığı olan kardeşimiz bunun tedavisini aramalıdır.
doktora gitmelidir. Hı-hı. Doktorun verdiği ilaçları almalıdır. Ancak hakikaten içerisinde alkol bulunan bazı maddeler var ki doğal olarak onların içerisinde alkol oluşuyor. Biz bunlardan bahsetmiyoruz. Dışarıdan katılan alkolden bahsediyoruz. Bu tedavi bir başka bunun müteradifi varsa bunu tercih etmekte yarar var. Yani Hazreti Peygamber helal bellidir, haram da bellidir. Arasında şüpheli şeyler vardır. Siz şüpheli şeylerden de uzak durun. Kendisi de zaten bunun bir zaruri şey olmadığını, yani çok acil tedavi gerektiren bir şey olmadığı, eğer bunun muadili varsa onu kullanmasını tavsiye ederiz. Yok, kullanmak durumundaysa genel bir kural vardır dinimizde. Zaruretler bazen haram olan şeylere de mubah kılar. Kullanmak durumunda kalırsa, muadili de yoksa kullanabilir, tedavidir. Ama söylediğimiz gibi muadili varsa onu önce tercih etmesini. Evet. Peki, teşekkür ederiz değerli hocam. İkinci sorusu Hasan Bey, namazlardan sonra mihrabiyeler okunuyor, aşırı şerifler okunuyor. Bunu gerek camide gerekse evde biz kendimiz de yapıyoruz. Bunun mukabilinde hemen peşi sıra belki bir de tefsir okuyoruz. Acaba bu uygulama bidat olarak nitelendirilebilir mi? Asla bu Kur'an-ı Kerim okumanın veya Kur'an-ı Kerim'den sonra Kur'an-ı Kerim'in anlamını okumanın, hadis kitapları okumanın veya bizim ülemamızın yazdığı efendim fıkıh kitaplarını okumanın bidat olduğu söylenemez. Burada üzerinde durulması gereken mesele şudur. Yani malum İslam'ın ilk emri okudur. Gerçekten okurken önceliklerimizi tespit etmek. Tabii. Bu önemli bir şey. Nedir Müslüman'ın öncelikleri? Mesela hakikaten herkesin bir Kur'an-ı Kerim mealini baştan sona okuması, yani yüce kitabımız, Allah'ın kitabı, Cenab-ı Hak neler emrediyor? Bir Kur'an-ı Kerim mealini düzgünce okumak. Hatta mümkünse sadece mealle yetinmemek, muhtasar tefsiriyle beraber okumak. Evet. Bu arada sadece yani güvenilir olduğu için mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an yolu tefsirini bu konuda kolay olduğu için işte söylediğim daha anlaşılır gibi anlaşılır biraz da bir özet bir tefsir olduğu için söyleyebiliriz. Sonra mesela Riyaz-ı Salihin denen yine başkanlığımızın yayınladığı çok güzel bir hadis kitabı var. İmam-ı Nevevi'nin derlediği. Hı hı. Hakikaten Müslüman'ın yaşantısının her alanda neler nasıl yaşayacak böyle bir hadis kitabını, bir ilmihal kitabını yani temel bunları okumasını, Hazreti Peygamber'in hayatını içeren bir siyer kitabını öncelikli olarak tavsiye ederiz. Bunun dışında faydalı olan her kitabı okumakta yarar var. Malum Kur'an-ı Kerim'in ilk emri okudur, ikradır. Hı hı. Teknik bir şey söyleyeceğim. Yani Cenab-ı Hak oku diyor ama bize neyi okuyacağımızı söylemiyor. Yani orada teknik bir şey ama nesneyi söylemiyor. Derler ki nesnenin yani mef'ulün hasfedilmesi umum ifade eder. Yani genel için mi yani? Evet. İnsanlığa, topluma yararlı her şeyi okumakta fayda var. O söylediği kitaplar, Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'u, İmam-ı Rabbani'nin mektubatı, her kitapta efendim başkalarının itiraz edeceği şeyler olabilir. Aslında bütün kitaplar tek kitabı anlamak için yazılmıştır. O da tabii Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla kitapları okumakta bir sakınca yoktur. Zamanı değerlendirmek, faydalı bilgi elde etmek aslında her Müslümanın yapması gereken bir güzel vazife bir davranıştır. Aslında, biz kardeşimize başarılar diliyoruz. Peki hocam, teşekkür ederiz. Bir telefon bağlantımız daha var değerli dostlar. İkbal Hanım Ankara'dan telefon attığımızda hoş geldiniz. Alo. Hoş geldiniz İkbal Hanım. İyi akşamlar, hoş bulduk efendim. İyi akşamlar. Buyurun. Ben sorum yazdırmıştım o günü. Ben namaz kılarken dikkatim dağılmasın diye Furkan Bey yavrum çok beğeniyorum. Bilhassa Zeki Bey'i aman benim hoca çıkmış gene diyorum diye çok severek dinliyorum Aşağı. Sohbetlerinizi başladığından beri. Allah razı olsun. Önce teşekkür ediyorum önce. Biz teşekkür ederiz. Yani çok beğenerekten sabahtan tekrarını dinliyorum.
O yönden böyle namaz kılarken gayret yarı gözlerimi kapatıyorum. Sonra açıyorum, dikkatim dağılıyor, tekrar kapatıyorum. Bir bunu sormak istiyorum hocamıza. Soralım. Bir de tırnaklarım çok böyle ikiye katlanıyor. Doktora gittim, dedi ki tırnak koruyucu, yani kırmızı değil beyaz renkte. Hı-hı. Onu sürüyorum, acaba yani abdest zarar verir mi? Onunla namaza devam edebilir miyim? Anladım. Soralım inşallah İkbal Hanım. Yani çok mutlu. Çok sağ olun. Çok siz de çok sağ olun. Ederim. Var olun. Selamlarımızı aleyküm selam. Başarılarınız daim olsun. Allah razı olsun. Çok çok severek izlediğim bir program. Allah sizden razı olsun. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz bilmukabele. Rabbim sizden de razı olsun. Hayırlı akşamlar. Evet hocam, namaz kılarken gözleri açık tutmak ya da kapalı tutmak arasında bir fark var mı? Hangisi tavsiye edilir? Evet, genel olarak bizim fıkıh kitaplarımızda namazın işte şartları var, malum farzları var, vacipleri var, sünnetleri var, müstehapları var. Namazın adabından bahsedilir. Ayrıca bir de namazın mekruhları var. Bunlar içerisinde namaz kılarken namaz kılan kardeşlerimizin secde mahalline bakması, kıyamdayken rükûya vardığımızda işte ayak uçlarımıza bakmamız namazın adabından, hı hı, farklı bir ifadeyle namazın sünnetleri arasında zikredilmiştir. Bu bakımdan namaz kılan bir kardeşimizin herhangi bir mazereti yoksa namazda gözlerini kapanması uygun değildir. Namazın mekruhları arasında zikredilmiştir. Ancak bazı alimler bu konuda şöyle bir yorum yaparlar. Hakikaten namazın bir şekli var Furkan Bey, bir de ruhu var. Aynen. Yani namaz ancak ruhuyla beraber kılındığı zaman bizi bütün kötülüklerden alıkor. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Biz hem bedenimizle hem de zikrimizle, fikrimizle, kalbimizle namazda Allah'ın huzurunda olduğumuzun bilinciyle namaz kılmalıyız. Zaman zaman insanlığın ezeli ve ebedi düşmanı olan şeytan namazda insanın aklını çelebilir. Yani Hazreti Peygamber'in bir hadisi vardır. Ezan okununca şeytan ezanın sesinden çok rahatsız olur, uzaklaşır. Ezan bitince gelir, namaz kılan insanın adeta zihnine girerek 3 mü kıldım, 4 mü kıldım, 2 mi kıldım, 1 mi kıldım, eyvallah, onu yanıltmaya çalışır hakeza. Şimdi namazda biz Allah'ın huzurundayız. Bu bilinçle namaz kılmalıyız. Hatta Hazreti Peygamber'e nispet edilir. Derler ki namaz kılarken şöyle düşünmek lazım. Bu benim son namazım olabilir. Yani tabii garantimiz sallu, yok. Sallu salatel muvaddi'a. Benim veda namazım olabilir. Bu bilinçle, bu duygularla, huşu ve hudu içerisinde namaz kılmalıyız. Eğer hakikaten okuduğumuz surelerin manasını düşünmeliyiz. Böyle namaz kılmaya gayret etmeliyiz. Ama namaz kılan kardeşimiz hakikaten böyle kendini toparlamakta sıkıntı çekiyorsa, dikkati çabuk eğer alıyorsa, gözlerini yumduğu zaman bu söylediğin namazın ruhunu, namazdaki huşuyu, o iç huzuru, iç derinliği, namazla bütünleşmeyi daha iyi sağlayabiliyorsa bunun mekruh olmadığı da zikredilmiştir. Eyvallah. Yani burada bir evet, kişisel tercih yapacaklar. Evet. Ama genel hüküm açık namazda gözlerin açık olmasıdır. Peki hocam. Teşekkür ederiz. İkbal Hanım, bir rahatsızlıktan dolayı bunu genelde şey için de söylerler. Tırnak yeme adeti olan insanların, evet, hani bundan da uzak kalabilmesi için böyle bir yol ve yöntem izleniyor bildiğim kadarıyla. Bir oje varimsi bir şey sürülüyor hocam ama tedavi maksatlı tabii. Bunun abdeste bir manisi var mı? Şimdi abdest nedir? Abdestin dediğimiz zaman abdest işte namazın şartlarından birisidir. Hı hı. Abdestsiz yapılmayan şeyler var. Abdestin bir takım şartları var. Malum bildiğimiz gibi o şartlardan birisi yüzümüzü yıkamak. Yani yüz kulak yumuşağından, çene altından, tüylerimizin bitim yerinden yüzü yıkamak, kuru kalmamak üzere. Tırnaklarımızdan dirseklerimize kadar ellerimizi yıkamak, başımızı meshetmek ve ayaklarımızı topuklarımızla birlikte yıkamak. Bunlar abdestin farzlarıdır. Farz ne demek? Farz su demek. Eğer olmazsa abdest yoktur. Şimdi
bu abdest huzurlarından gerek ayaklarımızda gerek el tırnaklarımızda zaman zaman tedavi amaçlı olarak işte mantardır veya sizin ifade ettiğiniz rahatsızlıklardan dolayı doktora gittiğimizde doktorun mutlaka kullanmamızı söylediği işte bir bakıma bir tabaka oluşturan bir ilaç veriyor. Evet. Bunu kullanıyoruz. Bunu kullanmak tedavi amaçlı olduğu için kullanmak zorunda olduğumuz zaman yani nasıl ki bu abdest uzuvlarında bir yara olur, oraya bir sargı sararız veya bir kırık çıkık olur, orayı bağladığımız zaman onun üzerine meshetmek yeterliyse böyle bir durumda da eğer bu tabaka oluşturuyor, su geçirmiyorsa onların üzerine suyu dökmek veya meshetmek de yeterlidir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi malumunuz bu yeni yayın dönemiyle birlikte biz işitme engelli kardeşlerimiz için, dostlarımız için işaret diliyle de hem sorularımızı hem de cevaplarımızı aktarmaya çalışıyoruz. Çok değerli hocalarımız burada yardımcı oluyorlar bize, sağ olsunlar. Haliyle işitme engeli olan dostlarımızdan gelen sorular da var hocam. Elhamdülillah. Ben Deniz onu duyan kardeşlerimiz için okuyayım. Hocam da inşallah işaret diliyle çevirecek. İzmir'den işitme engelli bir hanım kardeşimiz şöyle demiş, ismini vermek istemiyor. Tarot falı baktırmak ya da bakmak dinimizce günah mıdır? Lütfen hocama sorar mısınız demiş. Ben kardeşimize sağlık afiyet niyaz ederek Amin. İsterseniz başlayalım. Yani bu ne demek, nasıl bir fal çeşidi onu da bilmemekle birlikte genel olarak şöyle söyleyeyim. Yani İslam'da kahinlik, falcılık, İşte hangi çeşidi olursa olsun hani bir takım böyle insanların kaderini okumak, yıldızlara bakarak hükümler çıkarmak vesaire bu tip şeyler İslam'ın onaylamadığı davranışlardır. İslam'da teslimiyet esastır, Allah'a iman esastır. İnsanların geleceğini, daha doğrusu geleceği Allah'tan başka kimse bilemez. Dolayısıyla her türlü falcılık, böyle işte kahveye bakarak veya kurşun dökerek şunlar olacak, bunların hiç ilmi ve dini bir değeri yoktur. Bir Müslümanın bunlara itibar etmesi, bunlara inanması da asla caiz değildir. Bize düşen bir mesele var, Müslüman olarak bir mesele var. Rabbimizin emirlerine uymak, onun yasakladığı haramlarından uzak durmak, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın hayatını önümüze koyarak onun hayatı gibi düzgün bir hayat yaşamaya çalışmak, tedbir almak, sebeplere tevessül etmek, yani hasta olmamak için gayret etmek, kaza belalara karşı tedbirli olmak, bunun ötesinde de Allah'a ciddi bir manada tevekkül etmek, işi Allah'a havale etmektir. Yoksa faldan veya şundan, bundan medet ummak, bunlar bizim inancımızı ve imanımızı yaralayan şeylerdir. Doğru değildir ve bunların aslı esası da yoktur. Hocam şunu da çok söyledikleri için hani duyuyoruz vatandaştan, ben bunu söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Evet, fala inanmıyorum. Baktırmanın da günah olduğunu biliyorum ama adet yerini bulsun canım. Biraz da böyle keyfimiz yerine gelsin falan diye baktırma durumu olabilir mi bir Müslümanın? Yoksa burada da böyle bir irade gösterip bu işi asla yapmamalı mı? İkinci söylediğin asla bunu yapmamalı. Yani Müslüman kimdir? Hazreti Peygamber, yani zaman çok kıymetli bir şeydir. Müslümanın kendisine faydası olmayan, çevresine faydası olmayan, insanlığa faydası olmayan fuzuli şeylerden kaçınmalıdır. Zaten derler ki hani bu kötü alışkanlıklar ne var ki? Adam mesela yaşlı bir kardeşimizdir, kahveye gider. Yani o yaşlı haliyle orada işte oyun oynar, bilmem zamanını harcar. Ama hocam işte ben zaman geçiriyorum. Böyle şey olabilir mi? Zaman çok kıymetli bir şey. Değil mi? Müslüman kişilik sahibidir, kimlik sahibidir, şahsiyet sahibidir. Ya faydalı bir şeyle meşgul olur, hiçbir işi yoksa eline tesbihini alır, Cenab-ı Hakk'ı zikreder. Eskar ile meşgul olur. Evet. Değil mi? Yani böyle Müslümana yakışmayan tavır ve davranışlardan uzak durmalıyız. Eyvallah. İnşallah başarırız hocam. İnşallah. Falın her türlüsünden uzak durmamızı tavsiye etti değerli hocamız. Sayın Süleyman Durgut, Kayseri'den telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Safalar getirdiniz.
Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Süleyman Bey. Buyurun. Efendim, ben bizim camide cuma namazlarını kılarken yoldan park tarafında önünden geçen, bak oraya, önünden geçen taksiler, otomobiller var. Onun daha gerisinde namaz kılıyorlar da. Yani arada bir bölünmüş yol mu var Süleyman Bey? Evet efendim. Anladım. Burada cuma namazı kılınır mı diyeceksiniz galiba. Caiz midir diye soracaktım. Anladım. Soralım Süleyman Bey. Bakalım hocam ne diyecek. Olabildiğince tamam. Anlatmaya çalışalım. Dinliyorum. Dua bekliyoruz. Allah emanet olun. Kayseri'ye selam olsun bu vesileyle. Evet hocam ne dersiniz? Şimdi Furkan Bey, bu cemaatle namazın adabından, şartlarından, hatta Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın sürekli ashab-ı kiramı ikaz ettiği hususlardan birisi safların sık ve düzgün olmasıdır. Yani Peygamberimiz cemaatin önüne geçtiği zaman istavu ila salâ yerhamni ve yerhamkumullah, yani saflarınızı sık tutun, düzgün tutun, saflarınızın arasında boşluk bırakmayın diye ashab-ı kiramı ikaz ederler. Yine Hazreti Peygamber birinci safta yer varken arkada, yani ikinci, üçüncü saflarda namaz kılan kişi cemaatin sevabından mahrum kalır der. Eyvah. Ama bu pandemi döneminde bu salgın hastalıktan dolayı işte gerek camilerimizde, zaman zaman da işte parklarda, cami dışında işte sosyal mesafe veya fiziki mesafe dediğimiz konulara dikkat ederek biraz da kardeşlerimiz burada böyle, yani lüzumundan daha fazla bu konuda safların arasında boşluk bırakarak namaz kılmaya veya cemaate tabi olmaya başladılar. Bu konuda kardeşimizin bu uyarısı için şunları söylememiz lazım. Yani cemaate iktidayı engelleyen kurallar nelerdir? İzin verirseniz bir cümleyle bahsetmek isterim. Şimdi cemaate uymak için imamla cemaatin bütün fıkıh kitaplarımızda zikredilen mesele şudur. İmamla cemaatin aynı mekanda bulunması gerekir. Bu ya fiziken aynı mekanda olacak, işte caminin içidir, caminin son cemaat yeridir, bunlar aynı mekandır. Veya efendim hükmen aynı mekanda olacak. Bu da neresidir? Yani işte saflar dolduktan sonra, saflar yani caminin içi veya müştemilatı dolduktan sonra devam eden kısımlar veya işte bazen alt üst kat olarak zikredilebilir. Şimdi en azından böyle olacak. Ya hakikaten aynı mekanda olacak veya hükmen aynı mekanda olacak. Yine bizim fıkıh kitaplarımızda alimlerimiz Allah rahmet eylesin derler amin, ki amin. Eğer cemaatle imam arasında veya saflar arasında umuma ait bir yol varsa veya işte genel bir nehir akacak kadar bir boşluk varsa böyle bir durumlarda cemaate ittiba caiz değildir. Bu bakımdan hakikaten bu konuda işte bu salgın hastalıktan dolayı biraz toleranslı davranıyoruz. Yani zaruretler bazen yasakları da mubah kılar ama bu çok değerli Kayseri'den sual soran kardeşimizin bu uyarısına da dikkat ederek, yani böyle genel bir yol geçiyorsa, umumi bir yol geçiyorsa o yolun ötesindeki lazım. Duran kardeşlerimizin cemaate ittibalarında sıkıntı vardır. Bundan uzak durmaları gerekir. Hocam siz esasında cevap kısmında bahsettiniz ama İlyas Bey şöyle demiş, hemen hemen aynı mesele, farklı bir soru gibi. Hocam hayırlı akşamlar, Sivas'ta bir cami ismi vermiş. Camide ve yanında mevcut bulunan parkta namaz kılıyoruz cuma namazlarını ve biz de bazen parkta imama uymak durumunda kalıyoruz. İki araba geçecek kadar yol var camiyle park arasında demiş. Burada namaz kılınır mı kılınmaz mı? Ben sorunun şu kısmını merak ettim. Evet, iki araba geçecek kadar park var ama orası mesela bir araç yolu umuma olarak kullanılmıyorsa, mesela parka ait bir geçiş güzergahıysa burası birleştirilebilir mi? Yani bu benim söylediğimden farklı bir durum.
Yani burada umuma ait genel bir yol. Hı hı. Herkesin gelip geçtiği bir yol varsa bu cemaate ittibaya, o cemaate katılmaya engeldir. Ama böyle değil de park devam ediyor. Arada bir boşluk var. Araba geçecek kadar bir boşluk var. Bu belki sevabı azaltan bir durumdur ama cemaate ittibayı engelleyen bir durum olmayabilir. Genel bir yol değilse. Ama bütün bunlarda hakikaten işte bu salgın döneminde biraz daha böyle toleranslı bakıyoruz. Zaman zaman da bize dostlar, il müftülerimiz, ilçe müftülerimiz, kıymetli meslektaşlarımız bu konuları soruyor. Yani biraz da böyle rahavet oldu. Halkımız, cemaatimiz biraz da seccadesini alıyor. Bir zaruret yokken, herhangi bir sıkıntı yokken, sanki böyle işte arada bir sürü boşluk var, bir başka gerilerde namaza duruyor. Bundan kaçınmak lazım. Yani eyvallah. Safların mümkün mertebe dolduktan sonra geriye doğru, tabii bu salgındaki fiziki mesafeye de dikkat ederek namaz ibadetine, cemaata verilmesi gereken önemi, ehemmiyeti vererek namaz kılmaya gayret edelim. Eyvallah. Ana bak kusurlarımızı bağışla. Amin. Hocam bir imam olarak en çok özlediğim şeylerden bir tanesi cemaate doğru dönüp saflarımızı Allah. Sık ve düzgün tutalım demek. Umarım bu hastalığı bir an evvel atlatırız i̇nşallah. Da inşallah bu nidaları camilerimizden, hocalarımızdan duyarız. Şunu da sorayım hocam. Samet Bey hayırlı akşamlar demiş. Pandemiden dolayı cuma namazını biz okul bahçesinde kılıyoruz. Gerekli tertibat ve düzenleme yapıldıktan sonra bu şekilde cuma namazı kılınabilir mi hocam? Çok kısa cevaplarsanız. Malum işte bu salgın vesilesiyle stadyumlarda namazlar kılındı. Hatta camilerimiz kapanmak durumunda kaldı. Aynen. Stadyumlarda, geniş alanlarda, parklarda, bahçelerde, geniş okul bahçelerinde namaz kılındı. Eğer burası bulunulan yerdeki müftülüğün namaz kılmasına izin verdiği bir yer varsa veya müftülüğün görevlendirdiği yetkili birisi varsa, herkese açıksa cuma namazı kılınabilir burada. Tabii yani cuma namazın sıhhat şartları geniş geniş anlatmamız gerekir. Hı hı. Yani cuma namazı kılınan yer bir yerleşim merkezi olacak. Orada cuma namazı kılınabilmesi için o yerin mülki amirliğinden, tabii onu görevlendirdiği müftüden oraya cuma namazı kılınmasına dair beraat verilmesi lazım. Ve cuma namazı kılınan yer herkese açık olması lazım. Az önce söylediğim genel kuralı bir daha tekrar edersek, bazen zaruretler, yasakları da mubah kılabilir. Bu salgın döneminde işte insanlara bu salgın, bu hastalık bulaşmaması için böyle biraz daha vus'atla, toleransla davranılıyor. Zannederim burası da böyle bir yerde. Aynen, okul Allah bahçesi. Kabul Allah kabul etsin. Hocam şunu da sorayım. Yine cuma namazıyla alakalı bir mesele. Hepsi bir bütün olsun istiyorum. Evet. Muhammed Bey selamlarını iletmişler sizlere. Köy yerinde cuma günleri, cuma kılacağımız vakit imam haricinde maksimum iki kişi olduğu zamanlar oluyor. Bu durumda biz cuma namazı kılacağız mı yoksa kılmayacağız mı? Ne dersiniz? Aslında çok güzel bir soru. Bunu çok uzun konuşmak isterim ama zannederim diğer sorulara eyvallah. Zaman kalması için şöyle diyelim. Cuma namazının sihat şartlarından birisi de cemaattir. Hı hı. Hanefi mezhebi bu konuda daha çok kolaylık sağlayan bir mezheptir. Bizim Ebu Hanife ve İmam Muhammed yanılmıyorsam iki büyük mezhebimizin imamı, hocalarımız, müştehitlerimiz derler ki cemaat en az üç kişidir. Yani imamdan sonra üç kişi olursa orada cema namazı kılınır. Ama mezhebimizden diğer bir görüş de imamın haricinde, yani imamla beraber üç kişi bulunursa bu insanlar orada cuma namazı kılmaları caizdir. Mezheplerin farklı görüşleri var. Maliki mezhebe en az 12 mesela der. Şafiilerden müftabi olan, evet farklı görüşleri var. Böyle bir yerde namaz kıldıracak birisi varsa, İki de cemaat var. Varsa Allah kabul etsin. Mezhebin bu görüşünden, bu içtihadından yararlanarak cuma namazı kılmaları caizdir. Allah kabul eylesin. Amin. Bize de dua etsinler inşallah. Adıyaman'a gidelim sevgili dostlar. Sayın Abdülgalip Özdurmuş telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Selamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Allah razı olsun. Hocam benim bir sorum olacaktı. Buyurun. Bu
Adıyaman'da bize soruyorlar, dinimizde faiz ve vade farkı arasında nasıl bir fark vardır diye. Hı hı. Biz bunu cevaplamakta zorlanıyoruz. Hocama bu soruyu iletecektim. Eyvallah. Soralım Abdülgalip Bey. Dua bekliyoruz efendim sizden de. Adıyaman'a Allah selam Allah olsun. Hayırlı akşamlar dileklerimizi de iletelim. Faiz ve vade farkı duyulduğu zaman hep, hatta şöyle derler hocam. Falanca banka faiz veriyor, bu da vade farkı alıyor. Tamam. İkisi aynı şey değil mi? Biz de değil diyoruz ama açıklamasını sizden alalım. Şeklen sanki bir benzerlik var gibi böyle yukarıdan baktığımız zaman gözükse de ifade ettiğiniz gibi aynı şey değil. Vade farkı nedir? Yani İslam'da Furkan Bey, eşyanın fiyatını piyasa şartları belirler. Yani tabii. Piyasa şartları belirler. İslam'da nark yoktur, bunu şu fiyata satacaksın diye bir şey yok. Piyasa şartları, ihtiyaçlar belirlerler. Bu çok sık sorulduğu için müsaadenizle azıcık böyle biraz şey anlatalım. Buyurun. Yani biz bir mal almaya gittiğimiz zaman bir malı iki türlü alabiliriz. Ya parasını peşin verir alırız veya imkanlarımıza, durumumuza göre belli taksitlerle alırız. Yani vadeli alırız. Peşin fiyatıyla vadeli fiyatı her zaman farklı olur. Yani bu böyledir. Muhakkak. Şimdi malı müşteri olarak satıcıya gittiğimiz zaman genelde şöyle denir. Satıcı, bu malı nasıl alacaksın? Peşin alacağım derken bir fiyat söyler bize. Diyelim ki 1000 lira. Ya 6 ay vadeyle alacağım derse, ben bunu 1200 liraya veriyorum derse, burada henüz kesinleşmiş bir alışveriş yok. İki tane teklif var. Hangisi karşıdan tercih ederse? Buna biz icap diyoruz. Karşıdaki de kendi şartlarına göre, para durumuna göre ya peşini tercih eder veya vadeliyi tercih eder. Vadeliyi tercih etti. Tamam. Yani 6 ay süreyle 1000 liralık malı 1200 liraya alıyor. Bu faiz değildir. Bu mal karşılığında, yani parayla paranın satımı değildir. Faiz dediğimiz şey, siz bankaya gidiyorsunuz, herhangi bir alışveriş mal yok. Parayı satıyorsunuz, para mal değildir. Yani, ya da para satın alıyorsunuz. Ha, diyorsun, diyor ki, sen ister kazan ister bir alışveriş yok. Diyor ki, kardeşim bu parayı nasıl, ben 3 aylık bırakacağım, 6 aylık paramı bırakacağım. Ona göre sana hemen bir, işte 3 aylıksa şu kadar, yüzde şu, 6 aylıksa bu kadar, 1 aylıksa bu kadar diye parayla parayı satıyor. Bu caiz değil. Hocam bu yine buzdolabı örneğinden gidersek, bankaya gittiğimizde ben bir buzdolabı alacağım dediğinde adam onu umursamıyor ama tabii, bana 1000 lira lazım dediğinde şu aynen kadar taksitle 1200 olarak tabii verebilirim diye direkt peşinden söylüyor. Dolayısıyla vade farkıyla faiz ayrı şeylerdir. Vadeli satışlar, taksitli satışlar bir satıştır. Mal karşılığında ödenen paradır. Bu caizdir. Ama faiz hem ayeti kerimede hem de hadis-i şeriflerde yasaklanmıştır. Şimdi hocam faizle alakalı bir soru daha var. Ben de çok detaylı bir şekilde açıklansın istiyorum. İzleyicilerimizin de akıllarındaki bütün sorular ortadan kalksın. Ali Özkan Ankara'dan demiş ki, muhterem hocamız faizin tam olarak ne olduğunu bize açıklar mı? Bunu da açıklarsak galiba vadeli satışın neden caiz olduğu biraz daha anlaşılır hale gelecek. Şimdi faiz, ben size biraz daha böyle anlaşılır, buyurun, basit olarak söyleyeyim. Buyurun hocam. Diyorum ki Furkan Bey, bana 5000 lira verin, ben size 6 ay sonra 7000 lira, 6000 lira vereyim. İşte bu faizdir. Bu akitteki, sözleşmedeki fazlalık faizdir. Az önce söylediğimiz gibi bankada bunu yapıyor. Mesela diyelim faiz, hı hı, yani faiz esasına göre çalışan kurumlarda bunu yapıyor. Herhangi bir mal satmıyor, parayı alıyor. Paranın karşılığında 100 lira veriyorsunuz, size 100'e. Yani bu fazlalık, akitteki fazlalık faizdir. Dolayısıyla faiz belki bazı kardeşlerimizin zihnine şöyle geliyor. Bunda ne var ki? Yani ben paramı veriyorum, fazlalık para alıyor, kazanıyorum ama faizin toplumsal zararlarına baktığımızda ben bir misalle arz edeyim, buyurun, size. Buyurun hocam. Bakın faiz aslında
İslam faize haram kılmıştır. Biraz düşündüğümüz zaman az önce söylediğiniz, yani herkesin ihtiyacı olan buzdolabından bahsedelim. Şimdi siz bir buzdolabı alacaksınız veya diyelim ki Erzurum'un Hasan Kalesi'nde bir kardeşimiz buzdolabı alacak. Buzdolabı satan bayiye geliyor. Bayi de bu buzdolabını nereden alıyor? Fabrikadan alıyor. Fabrika, üreten fabrikadan tabii, alıyor. Tabii. Diyelim A fabrikası üretiyor, oradan alıyor. Şimdi fabrikada bu buzdolabı üretilirken tabii orayı üreten kişi büyük oranda kredili para kullanıyor. Bankadan kredi alıyor. Buzdolabını üretiyor. Buzdolabının maliyeti farz-ı muhal 2000 lira. Ama bir de kredi kullandığı için kredi maliyetlerini de bu üretim maliyeti üzerine ekliyor. Yüklüyor. 2000 liralık buzdolabını 2250 liraya mal ediyor, satıyor. Hasankale'deki bizim kardeşimiz buzdolabı alırken aslında 2000 liralık buzdolabını bu faizden dolayı üzerine kredi faizi yüklendiği için 2250 liraya alıyor. Dolayısıyla bir bakıma bunu ödüyor. Yani şimdi faizin haramlığı tartışılmaz. Yani Müslüman olan herkes faiz haramdır de. Ama insanız, kusurlarımız var. Bir insan şöyle derse, ya Allah bizi bu faizden kurtarsın derse, böyle bir günaha batarsa, tevbe ederse umulur ki Allah affeder. İnşallah. Ama niçin faiz haram olsun ki? Ben ha taksitli olarak malı almışım, ha da paramı koymuşum, benim paramı çalıştırıyor, bana veriyor derse bu doğru değil. Ve Allah korusun bu kişiyi itikat noktasında da sorunlu hale getirir. Eyvallah. Çok dikkat edilmesi gereken bir mesele. Umarım faydalı olmuştur izleyicilerimiz açısından. Mersin'den Fatma Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam selamun aleyküm. Selam. Ve aleyküm selam. Hocam benim size 3 sorum olacaktı. Buyurun Fatma Hanım. Hocam birinci sorum faizle alakalı. Şimdi hocam bankadan faizle para çeken birisi. Hani sonradan tövbe ediyor. Artık hani yapmak istemiyor bu işleri. Ama faiz parası hesaplayıp ondan kurtulmak istiyor. Bunu fakirlere verebilir mi? Hayır kurumlarına verebilir mi? Yakın akrabası fakir varsa onlara verebilir mi? Soralım. Birinci sorum bu hocam. İkinci sorum da şunu merak ediyorum hocam. Yardım yapacağımız veyahut da zekat ya da sadaka vereceğimiz zaman akrabalarımızın arasında İslam'dan İslam miktarı mal ve altını var ise onlara bu zekat veyahut da mal verilebilir mi? Ya da daha mı fakir olanlara verilmesi gerekir? Bu da benim ikinci sorum. Peki. Hocam şöyle bir sorum da var. Şu şekilde söyleyeyim size. Akrabalarımız, bizim canımıza acıtan bazı akrabalarımız var. Onları sırf akraba oldukları için hani affetmek Allah katında nasıl bir hükmü var? Bunu öğrenmek istiyorum. Peki. Soralım inşallah. Rabbimiz ülfet ve muhabbet nasip etsin Fatma Hanım hepimize. Akrabalarımıza da inşallah umarım aramız iyi olur. Dua bekliyoruz sizden. Mersin'e selam olsun. Evet, az evvel söylediğiniz hocam, bir faize bulaştı, aldı, bir faiz geliri var ama bunu artık bakiyesinden çıkartmak istiyor. Cenab-ı Allah'a da tövbe edecek. Nasıl çıkartsın, ne tavsiye edersiniz? Bu paraları nerelere versin? Evet, şimdi Furkan Bey, bizim çok güzel bir dinimiz var elhamdülillah. Ve kullarına son derece merhametli bir Rabbimiz de var. Kur'an-ı Kerim'in muhtelif ayetlerinde Cenab-ı Hak, yani usulüne uygun olarak tövbe yapılırsa, kullarının tevbesini kabul edeceğini söylüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَّنْ لَا ذَنْبَ لَهِ. Yani günahlarına hakiki manada tevbe eden kişi hiç günah işlememiş gibidir. Yani insanlar hata işlerler ama tevbe ederlerse Allah kabul eder. Şimdi faiz, yani dinimizin, Kur'an-ı Kerim'in sarahaten yasakladığı bir meseledir. Ama bir şekliyle faize bulaşmış, daha çok faize para koymuş, parası orada nemalanmış. Daha çok kardeşimizin sorusunu soruyor. Evet, soru buydu. Nemalanmış ama oradan şu veya bu kadar
faizle para almış. Bugün diyor ki, ya ben inanan bir insanım, Müslümanım. Bu günah yüküyle Rabbimin huzuruna çıkmak istemiyorum. Temizlenmek istiyorum. Bu faiz günahından tevbenin şartları nelerdir? Yapacağı bir, usulüne uygun bir tevbe yapmak. Tevbeyi bir başka sohbetimizde, yani bir daha dönmemek üzere içten, samimiyetle Rabbimizle dönmek. Ve bir de o faizden elde edilen gelir haramdır. Haram da kişinin kendine ait olmayan bir şeydir. Bir an önce elinden çıkarması lazım. Nereye verecek onu? Sadaka mahalline verecek. Kendi kardeşimizin söylediği gibi fakirlere, yoksullara, talebelere, yolda kalmış insanlara verecek ve bundan da bir sevap beklemeden sadece bu malını haramı, temizlemek maksat. Haramı servetinden çıkarmak için böyle yapacak ve arkasında tevbe edecek. Biz ayet ve hadislere dayanarak diyoruz ki böyle yaparsa Rabbimiz de onu tevbesini kabul eder, İnşallah. Günahlarını bağışlar. İnşallah. Biz de amin deriz hocam. Bir de Fatma Hanım'ın ikinci sorusu, zekat, sadaka vesaire yardımlarımızı yapacakken akrabadan başlamanın daha iyi olduğunu biliyoruz. Peki 80.18 gram altın veya değerinde malı olanlara bu cihetten yardım edebilir miyiz? Zekat olarak zekat veremeyiz. Hı hı. Şimdi bir yakın akrabadan başlamak doğru ama bir şartla, yani fakirler fakir arasında lazım. Eşit fakirler varsa yakın akrabadan başlarız. Hatta Furkan Hocam, şöyle değil. Yani bir adamın 80,18 gram altın olması şart değil. Yani bunun altında da imkanı varsa, geçinebiliyorsa, adam yani, kendine yetiyorsa. Tabii kendi kendine yetiyorsa zekat fakirin hakkıdır. Böyle bir kardeşimiz zekatta tenezzül eder alırsa hakikaten daha fakir olan insanların bir bakıma hakkını almış olur. Biz fakirlere zekat vereceğiz ama yakın akrabamız, kardeşimiz, amcamız, dayımız, halamız, yakın komşularımız fakirse onlara vereceğiz. Ama onlardan daha fakir uzak insanlar varsa onları tercih edeceğiz. Yani zekat fakirin hakkıdır. Yakın akrabamız böyle bir imkanları varsa sadece akrabamız olduğu için onları tercih etmemiz doğru değil. Eyvallah. Yani fakirlik şartını da es geçmemek lazım. Evet. En önemli akrabaya şey başka türlü yardımcı olabiliriz. Yani borç verebiliriz. Borç mesela. Verebiliriz. Efendim, şartlarını iyileştirebiliriz. Zekatın dışındaki sadaka, işte karz-ı hasen falan, hı-hı, bunları yapabiliriz. Başka türlü yardımlar yapabiliriz ama zekat farklı bir ibadet. İslam'ın 5 şartından birisi fakirin hakkıdır. Zekatlarımızı mutlaka vermek kadar, Furkan Bey, zekatımızı vermek kadar ehil olan insanları arayıp bulmak da yine görevlerimiz arasında zikredeceğimiz önemli hususlardan birisi. Eyvallah. İnşallah isabet kaydederiz. Fatma Hanım'ın üçüncü ve son sorusu da şöyle hocam. Akrabalarımızdan, yaptıkları davranışlardan, bize karşı tutumlarından dolayı üzüldüğümüz, kırıldığımız bir takım insanlar var. Bunları affetmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu açıklar mısınız dedi. Açıklayalım. Yani Müslüman iyilik insanıdır hakikaten. Yani Hazreti Peygamber Müslüman'ı tarif ediyor. Müslüman kimdir? Şuna bakın. Diyor ki Efendimiz, el-Müslim men selimel müslimune min lisanihi ve yedi. Yani çevresine faydalı olan insandır. İyilik kaynağıdır. Kanayan yaraları saran insandır. Kendisine yapılan kötülüklere misliyle karşılık vermekteyi de efendim onları affeden insandır. Yani Hazreti Peygamber her konuda örneğimiz olduğu gibi, bakın burada da yani Peygamberimizin çok sevdiği amcası Hazreti Hamza vardır, değil mi efendim? Yani biliriz, Uhud'da şehit olmuştur. Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi bir gün Peygamberimizin karşısına çıkmış. Efendimiz onu bağışlamıştır. Bırakın akrabayı. Ya. Hazreti Peygamber Mekke'de 13 yıl mücadele etti. Çok sıkıntılar çekti. Bir gün Mekke'yi fethetti Efendimiz. Mekkeliler Kabe'nin etrafında toplandılar. Resulullah Efendimiz dedi ki, size nasıl bir muamele yapmamı beklersiniz?
Dediler ki sen hayırlı bir kardeşsin, hayırlı bir akrabasın. Senden iyilikten başka ne hepiniz serbestsiniz. Efendimiz diyebilirdi, ha siz bize neler çektirdiniz. Ben de sizi sürgüne gönderiyorum. Demedi, bu Müslümanın tavrı değil. Ya. Şimdi akrabalık önemlidir, komşuluk önemlidir. Yani akrabamıza bize düşen bir mesele ona nasihat etmek. Efendim kötü alışkanlıkları varsa dilimizin döndüğü kadar onlardan vazgeçirmeye gayret etmek. Maddi manevi onun iyiliğini düşünmek. Ha, o bunlara misliyle karşılık vermiyorsa, bazen hep zarar görüyorsak ama yine akrabalık hukukunu koruyarak, koruyarak ilişkilerimizi ona göre tanzim etmek. Yani bunun dışında Müslümana yakışan başka bir tavır yoktur. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Muhabbet dileyelim değil mi hocam? Tabii, evet. Küskünler barışsın inşallah. Tabii. Bizler de vesile olalım. Bursa'dan Elfide Durmaz telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Buyurun Elfide Hanım. Ben hocama 3 sorum olacaktı. Buyurun. 2 demiştim ama 3 çıkardım. Buyurun. Birincisi ben bir şey için yemin ettiydim. 2 kere aynı şey üzerine yemin ettim. Hı hı. Farklı zamanlarda. Fakat o şeyi yapmadım. Evet. Bunun parasını ayrı ayrı 2 kere mi vereceğim? Yoksa bir kere mi vereceğim? Hani 10 fakiri doyuracağım veya 3 gün oruç tutsam oluyor mu? Anladım. Veya ben bu parayı torunuma versem olur mu? Soralım. 2. Bir de ben beyin tümöründen ameliyat oldum. Çok uyuşturucu ilaçlar kullanıyorum. Yani bu beni resmen uyutuyor. Yani uyuşturucuya giriyor o ilaçlar ve reçetesiz alamıyorum. Hı hı. Bunun bir günahı, sakıncası var mı? Şifa diliyoruz size. 3. sorunuzu da alalım. İşte buydu. Ha, bu yani muydu? 2 tane. Peki. Şifa diliyorum size. Rabbimiz inşallah kolaylıklar ihsan eylesin katından. Allah Şafi ismiyle tecelli buyursun. Teşekkür ederim. Sizin şahsınızda bütün hasta kullarını için bu dua yapmış olalım. Amin. Ben her akşam izliyorum sizi. Sağ olun. Amin. Var olun. Bursa'ya selam. Torununuza da selam olsun efendim bu vesileyle. Evet hocam. Aynı konuda 2 kere yeminini bozmuş. Kefaretini nasıl yapacak izleyicimiz? Şöyle diyelim. Malum yemin 3 çeşittir. İşte yemin-i lagiv var. Yani bu bir alışkanlık veya doğru bildiğini öyle biliyor ama öyle değil yemin etmek. Bir de yemini gamus var, bile bile yalan yere yemin etmek. Bu ikisinin kefareti yoktur. Yemini gamus çok büyük günahtır. Kefaret onun günahını ortadan kaldırmaz. Ayrıca tevbe edecek. Bu yeminle zarar verdiyse onu giderecek. Ama yemini münakide diyoruz. Yani vallahi şu işi yapmayacağım derse bunun kefareti var. Yemin ederken mesela şöyle dese, vallahi onun yemeğini yemeyeceğim, vallahi onun suyunu içmeyeceğim derse, Cenab-ı Hakk'ın adına 2 tane yemin yaptığı için, burada her ne kadar aynı adamın suyunu, ekmeğini dese de, ayrı yemin lafızlarıyla söylediği için, her ikisine de ayrı ayrı kefaret vermesi gerekir. Ama şöyle dese, vallahi yemeyeceğim, içmeyeceğim. Tek seferde. Tek seferde Allah'ın ismiyle buna bir yemin kefareti gerekir. Ama kardeşimiz anladığım kadarıyla diyor ki, ben bir yemin ettim. Mesela vallahi falanla konuşmayacağım dedim. Sonra konuştunuz. Aradan bu yeminimi bozdum. Ama aradan bir süre daha geçti. Yine vallahi onunla konuşmayacağım. Bu 2 tane Cenab-ı Hakk'ın ismini, 2 defa yemin yaptığı için bunları tek yemin olarak değerlendiremeyiz. Ayrı ayrı. Ha, bu konuda farklı görüş olanlar da var. Yani aynı konuda yemin yapılırsa bunlara bir kefaret yeterli diyen alimler olduğu gibi ama buna ayrı ayrı kefaret vermesi gerekir diyenler de çoğunluğun kanaatidir. Bu bakımdan kardeşimiz bu yemin konusunda izin verirsen bir cümle söylemek istiyorum. Buyurun yani hocam. Yemin mubahtır ama gerek var mı? Yeminden uzak durmak lazım. Yani çok yemin etmek, Allah'ın adını her şeye böyle alet etmek doğru bir şey değil. Bu bakımdan ağız alışkanlığıyla veya böyle la alet tayin konularda yemin etmekten sakınmak lazım.
yemin ettikten sonra da Allah'a verdiğimiz bir sözün üzerinde yani ısrarla durmak tabii lazım. Mümkünse verdiğimiz yemini yerine getirmek lazım. Yani verdim bozuyorum. Bu doğru bir şey değil. Şu da beni incitiyor. Yani herhangi bir konuda bir insanla konuştuğumuz zaman, sohbet ettiğimiz zaman vallahi şöyle oldu falan diye böyle doğru anlatıyoruz ya. Acaba diyorum Müslüman kendine olan inandırıcılığını mı kaybetti de sürekli yemin etme ihtiyacı hissediyor? Çok doğru. Yani bu da üzücü bir nokta esasında. Dikkat etmekte fayda var. Bizim fıkıh usulünde bir kavram vardır. Mefhumu muhalif. Bu ne her ne kadar delil midir, değil midir deseler de yani bir adam çok yemin ediyorsa bu şöyle bir manaya gelebilir. Bu yemin eden kardeşlerimizi bunun dışında tutuyoruz. Tabii. Genel konuşuyoruz. Şöyle bir manaya gelebilir. Yani karşıdaki adam herhalde yani çok güvenilir bir insan değil. Sözüne itibar edilmiyor. Kendini kabul ettirmek, ortaya koymak için böyle bol bol yemin ediyor. Veya bir kötü alışkanlık, bundan uzak durmak lazım. Eyvallah. Yemin kefareti vereceğiz. Bunu öncelikle sormam gereken şey şu. Torunuma yemin kefareti verebilir miyim dedi izleyicimiz. Efendim kefaretler ancak fakirlerin hakkıdır. Torunuyla babaanne arasında veya anneanne arasındaki ilişki normal birbirlerinin menfaat ilişkisi vardır. Birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılamak zorundalar. Torununa bu kefaretini veremez, fakirlere verecek. Torunu da ona böyle bir şey veremez. Aynen, aynı şekilde. Peki bir tarafta fakirleri yedirip giydirme mevzusu var. Bir tarafta da 3 gün oruç var ya hocam. Ben bundan ya param var ama 3 gün oruç tutmayı tercih ediyorum diyebilir mi variyeti olan bir insan? Hayır diyemeyiz. Buradaki ayeti kerimede sıraya uymak lazım. Hı-hı. Ben çok konuştuğumuz için bu konunun detayına girmedim. Yani yeminin kefareti nedir? Evvela normalde köle azat etmek. Hı-hı. Ama yok. Günümüzde yok. Şimdi ne yapacak? 10 fakiri akşamlı sabahlı 10 fakire birer fidye miktarı para verecek. Veya bir fakire her gün bir fitre miktarı fidyeyi 10 gün süreyle verecek. Veya 10 fakiri akşamlı sabahlı veya bir fakiri 10 gün süreyle akşamlı sabahlı yedirecek, giydirecek. Hı hı. Eğer bunlara imkanı yoksa o zaman 3 gün oruç tutacak. Bu imkanlar bunlara varsa sahip olan insanlar ben nasıl olsa diyemez. Abi bu sıra, burada sıraya uymak şarttır. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Elfide Hanım'ın ikinci sorusu da bir beyin tümörü ameliyatı geçirdim. Çok ağır ilaçlar kullanıyorum. Hatta uyuşturucu etkisi olan, tabii acısını dindirmek için belki, rahatlatmak için. Bunları kullanmakta dinen bir mahsur var mı? Bu konuda hiç kendisini sıkıntıya sokmasın. Bizim dinimiz kolaylık dinidir. Bunlar bir hastalığın tedavisi için veya ağrısı olan tahammül ağrısını azaltmak için, hı hı, doktorların, uzmanların verdiği ilaçlardır. Bunları kullanmasında, yani kullanmak durumundadır zaten. Keyfe mayeşa kullanmıyor. Bir zaruretten dolayı, bir tedavi amaçlı veya ağrıları dindirme amaçlı kullanmak zorunda olduğu bu ilaçları kullansın. Biz de bu vesileyle hem bu hanım kardeşimize hem de bütün Müslüman kardeşlerimize Cenab-ı Hakk'ın Şafi ismiyle acil şifalar, amin, lütfetmesini niyaz ederim. Amin hocam. Teşekkür ederiz. Oğuz Bey selamlarını iletmiş. Hayırlı akşamlar dileklerini bulunmuş. Benim sorum, eş ölürken kocasına evlenmesini ve evleneceği kişiyi bildirip vasiyet etmesi durumunu soracağım demiş. Eş böyle bir vasiyeti yerine getirmeli mi? Getirmek zorunda mı? Yani bunu eş demeyelim de belki babası vasiyet etse mesela, oğlum ya da kızım ben ölürsem falanca kişiyle evlenmeni sana vasiyet ediyorum dese böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir vasiyet geçerli değil. Yani vasiyet nedir? İslam'da kişinin sahip olduğu, kendine ait, efendime söyleyeyim, servetinde, varlığında söz konusudur. Onun da tamamında geçerli değil. Ancak üçte birinde geçerlidir. O üçte bir de yine bazı şartlarla geçerlidir. Yani vefat ettiği zaman evvela teçhiz tekfin işlemleri yapılır. Sonra borçları ödenir. Sonra da kalırsa. Evet. Şimdi bir adam hanımı veya beyi öldükten sonra o eş seçmek, kimle evleneceği tamamen evlenecek şahıslar arasında onlara ait bir meseledir. Bu konuda
böyle bir vasiyet bağlayıcı değildir. Ona uymak zorunda hiç kimse değildir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Türkmenistan'dan... Bu şeydir. Çok aralarında muhabbet vardır, sevgi vardır arzu falan. Eder. Ama biz dini açıdan böyle bir vasiyetin bağlayıcılığının olmadığını ifade etmek isteriz. Peki hocam. Türkmenistan'dan Baki Anlar Durdiyev selamlarını iletmiş. Gelin hanım İngilizce biliyor, damat bey Arapça biliyor, birbirlerini de anlamıyorlar. Fakat arada bir tercüman var, imam efendi ve iki de şahit var. Bu tarz bir oluşumda dini nikah kıymakta sakınca var mıdır demiş. Nikahı tarif edelim. Nikah nedir? Nikah yani hangi şekliyle olursa olsun ister belediyede işte bir memur tarafından, isterse bir din görevlisi tarafından kıyılsın. Nikahın iki tane temel şartı var. Furkan Bey, evet. karşılıklı rıza bir de iki tane şahit. Ha, farklı mezhepler var. Mesela Şafii mezhebinde işte veli kıyar nikahı. Oradaki şahitlerin tezkiyesi falan. Mezhepler arasında farklı içtihatlar olsa da ama Hanefi mezhebinde özellikle iki tane şart var. Bunlardan birisi karşılıklı rıza. Rıza ne demek? Kabul. Yani evlenecek şahısların bu evliliği kabul etmeleri, bu evliliği rızalarını nasıl ifade edecekler? Ancak kendi sözle ifade edecekler. Sözle ifade edecekler. Biz onlara kabul diyoruz. Kabul ve icap. Ben seninle evlenmeyi kabul ettim. Karşı taraf da ben de sana varmayı kabul ettim demeleriyle olur. Sizler de şahit olun. Nikahın esası budur. Şimdi öyle zor şartlarda söylüyor ki, İşte birisi İngilizce biliyor, birisi Arapça biliyor. Bir defa karşılıklı rızalarını dile getirecekleri. Yani bakın Türkiye'de herkes evet demesini bilir, kabul ettim demesini bilir. Eğer bu kadar rızalarını ortaya koyacakları, karşılıklı evlenmelerini, birbirlerini kabul etmelerini, şüphesiz olarak ifade edeceklerini ortaya koyuyorlar, şahitler de bunların ortaya koyduğunu koyuyorsa... Bu şekliyle yapılan bir nikah caizdir. Allah kabul etsin. Amin. Hocam teşekkür ediyoruz. Bugünlük süremizin sonuna geldik. Virgül koyuyoruz ama. İnşallah. Yarın da inşallah sizinle birlikte olacağız. Rabbimiz eksikliğinizi göstermesin. İyi ki varsınız, iyi ki hocamızsınız. Sevgili dostlar, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hangi kişilere kurban düşer? Şafii mezhebine göre evde nikaha girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.